Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir güzellik videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle güzel bir kil maskesi yapacağız. Hem sivilceler için hem ten renginizin açılması için oldukça güzel etkili bir maske olacak bu. Benim yine sürekli kullandığım bir maske. Şimdi sizinle bu maskenin nasıl hazırlandığını birlikte yapmaya çalışacağız. Biliyor musunuz bu kaçıncı çekimim? Cümlelerimi toparlayıp da bir türlü cümleleri düzgün bir şekilde kuramıyorum. Neyse, maske yapacağız. Şurada bir tane sivilcem çıkmış, kocaman. Devasa büyüklükte görünüyor mu bilmiyorum ama bana nefret getirtirdi. Şimdi bu maskeyi hazırlayalım. Hem şu sivilcem ölsün diye. Malzemeleri hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle kilimiz. Aktarlardan rahatlıkla bu kilimizi bulabiliyorsunuz. Rahatlıkla alabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar kilimiz yeterli. Kapımızda görünüyor mu? Görünüyordur herhalde. Bugün cümlelerimi kuramıyorum ben yahu. Evet. Böyle yaptık. Artık hoş görün beni. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kilimizi koyduk. Daha sonra bunun içine yoğurdumuzu koyuyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar yoğurdumuzu ekledik içine. Bu ev yoğurdu. Ben kesinlikle hazır yoğurda karşıyım. Hazır yoğurt kullanmanızı istemiyorum hiç kimsenin. Bunu her zaman doktorlar da uyarıyorlar kullanmayın diye. Tavsiyem lütfen aşırı jelatin yüklü, çünkü bana firmalar kızabilir ama aşırı jelatin yüklü ve olabildiğince lütfen evde kendiniz yoğurdunuzu yapın. Çok basit yapması. Hatta ileride bu yoğurt yapmakla ilgili belki pek çok video var ama bir de ben paylaşabilirim bu yapmayla ilgili video. Video neyse. Karbonatımız var. Karbonatımızı da ekliyoruz içine. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyoruz. Bu hem cilt lekelisi olanlar için de çok iyi karbonat. Bir çay kaşığı kadar olacak içine. Cilt lekelerini açmaya da yardımcı oluyor. Hem sivilcelerinizi öldürüyor. Onun için bir çay kaşığı kadar da karbonatımızı yapa yapa, artık içinde sadece ne kadar kaldığını bildiğim için ölçmeden koydum. Sonunu buna koydum. Evet, ve son olarak balımız. Bir çay kaşığı da balımızı içine atıyoruz. Yemek gibi oldu. Yani şunun yerine bir un koysak tamam. Evet. Bunu da tamamladık. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. 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 Bugün konuşamadığım gibi elim de kötü çalışıyor. Her yere sıçrattım kili. Bugün çok gezdim galiba. Yoruldum. Evet. Kokusu biraz kötü ama neyse. Karıştırma işlemimizi tamamladık. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ister elinizle ister bir fırça yardımıyla cildinize sürüyorsunuz. Bakayım. Hiç elim süresim gelmedi şu anda da. Şöyle bakın. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Öncesinde mutlaka cildinizi temizleyin. Şu anda suratımın makyaj olduğuna bakmayın. Sadece gözümde var makyaj. Evet. Bakın böyle. Fırçayla güzel bir şekilde sürüyoruz. Gitsin sivilceler. Açılsın cilt rengi. Bakın böyle her yerine güzelce sürüyoruz. Karbonattan kabardı. İyice sürdük.
Evet, şimdi cümlelerimi kurabilirsem tekrar niçin bu maskeyi kullandığımı size anlatacağım. Şimdi kocaman bir sivilcem çıkmıştı burada değil mi? Sivilcelerim için kullanıyorum. Ayrıca düzenli kullanırsanız sivilce oluşumunu engelliyor. Haftada 2 defa yapabilirsiniz bu sivilceyi. İçinde karbonat olduğu için karbonat da hem sivilce oluşumunu engelliyor hem de cildinizin renk tonunun açılmasına yardımcı oluyor. Karbonat. Karbonatı biliyorsunuz yani her şeyde kullanılıyor. Temizlikte, özellikle temizlikte çok fazla kullanılıyor. Bu da bir cilt temizliği sonuçta. Cildi sivilcelerden koruma, temizleme, lekelerden. Göz çevremiz hariç her yere böyle sürdüm. Şimdi bunu sürdük bitirdik. Ne yapıyoruz? Vücut sıcaklığınıza göre, evin sıcaklığına göre cildinizi koruyacak mı? Kuru zaman belli olacak zaten. Bu kadar. Kuruduktan sonra bu içinde bal falan da olduğu için önce peeling yapar gibi böyle 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 iyice peeling yapar gibi soyuluyorsunuz. Pat 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 düşüyor onlar. Daha sonra güzel ılık suyla cildinizi yıkayıp üstüne tonik yapıyorsunuz. Toniği her zaman yapıyoruz biliyorsunuz. Öncesinde ve sonrasında gözenekleri tamamıyla temizlemesi için toniğimizi yapmayı unutmuyoruz. Bu kadar. Çok basit gördüğünüz gibi evde olan malzemeler. Sadece bir kiliniz yoksa gidip aktardan kil alacaksınız. Ve sonra haftada üşeniyorsanız 1 defa yapın ve cildiniz temiz olsun. Nasıl? Şimdi ben kurusun 15-20 dakika sürüyor. 15-20 dakika sonra pişt 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 yıkıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine konuşamıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.